Bodrum Belediyesi'nin Torba'da bulunan geçici hayvan bakım evinin yeni ameliyathanesinin açılışını Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve hayvanseverler birlikte gerçekleştirdi. Taştırma merkezimiz haline getirebildik. Gerçi de çıktı oldu. Daha bunun gibi portatif binalarımız devam edecek burada. Bu daha bir başlangıç. Başlangıç. Bunun müjdesini verebilirim size. Yeni yapılan ameliyathanenin eskisine göre çok modern olduğunu belirten hayvanseverler, Başkan Kocadon'a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Açılışta konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon şunları söyledi. İlk geldiğimizde kötü bir görüntüsü vardı buranın. Önce bir çevre düzenini yaptık, biraz tellerini sağlamlaştırdık. Sonra da geçici bir bakım evi ihtiyacı vardı hayvanlarımıza. İşte ameliyathane ile ilgili, kısırlaştırma ile ilgili. Bugün de onun açılışını yaptık. Gerçekten çok şık oldu, çok modern oldu. Dediğim gibi Bodrum bir değişim rüzgarı esiyor. Bunun göstergelerinden bir tanesi de işte yine de bir güzel şöyle bir bakım evinin olması, hayvan bakım evinin olması. Gerçekten güzel bir ortam oldu, kalabalık bir katılım oldu. Gerçekten hayvanlarımıza güzel bir ameliyathane kazandırabildiysek ne mutlu bize. Kent merkezi hayvanlarımızın çoğu zaten kontrol altında biliyorsunuz. Bunların çoğu aşılı, tasmalı. Bunun dışında herhangi bir şikayet olduğunda, bize iletildiğinde zaten gerekli ilgi hemen anında sağlanıyor. İyi bir ekip var burada. Gönüllü çalışan arkadaşlarımız var. Şimdi ileriki günlerde biraz daha buraya el atacağız. Biraz daha modernleştireceğiz. Ve zaten kurumamaya geçtik biliyorsunuz burada. Artık eskisi gibi o yemek artıkları, ekmekler falan yok. Kurumamayla besliyoruz hayvanlarımızı. Çok da sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağladı kurumama. Gördüğünüz gibi gayet de şık duruyor. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, açılışı gerçekleştirilen barınakla ilgili şöyle konuştu. Başkanımız Sayın Mehmet Kocadon'a çok teşekkür ediyoruz. Bu barınak 13 yıldır var. İyi kötü her belediye döneminde bir takım katkılar oldu. Ama ne yazık ki gereken önem gösterilmedi. Belediye başkanımız sağ olsun hem yasal hem vicdani boyutta çok güzel gelişmeler, çok güzel katkılar sağladı. Bu katkıları artarak da devam edecek yine inanıyorum. Dernek olarak da Bodrum Belediyesi ile birlikte çalışmanın haklı gururunu taşıyorum. Tüm belediyelere de örnek olmasını diliyorum. Belediye veteriner hekimi Ali Kahraman ise şunları söyledi. Burada verdiğimiz hizmetler işte ameliyathanemizi yaptık. İnşallah ilerleyen günlerde de başkanımızın desteğiyle idare bina ve yeni kliniğimizi düşünüyoruz. Şimdi eski kliniğimizi eğer gezerseniz çok kötü görürüz. Ne ameliyatlar olabilecek? Her türlü kemik kırıkları, kısırlaştırma zaten yapılıyor. Yani her türlü ameliyat yapabiliyoruz burada. Solunum cihazı da almayı düşünüyoruz. Solunumla narkoz yapan ve solunumla tekrar narkozdan ayıltan. Bu alındıktan sonra daha büyük ameliyatlar yapılabilecek burada. Şu anda Türkiye'de yapılabilen her türlü ameliyatı yapıyoruz burada. Biz sahipsiz köpekler yapıyoruz, sokak köpeklerini. Sahipli köpekler kesinlikle yapmıyoruz. Acil durumda gelirse, gece olur, şey olur, onlara da yardımcı oluyoruz. Ücreti yok yani. Ücreti yok, perfect. Şimdi de sevelim. Göz hasta.